Selamlar ben Gamze. Bu videoda da pek çok takıma farklı pozisyonlarda girebildiği için silahları ve artifact setleri farklılık gösterebiliyor diye ayrıntılı konuşacağız. Bir hatırlatma. Videoda gördüğünüz takım ve pozisyonlar anlattıklarımla uymayabilir anlayışınızla free to play bir hesap olduğumu ve her karaktere ya da silaha sahip olamadığımı belirtmek isterim. Hatta karakterlerin artifact setleri vesaire bile hazır olmayabilir. Oyundaki her karakteri kasmıyorum. Video aksın arkada da benzer ya da değil bir görüntü olsun diye bu şekilde hazırlandı video muhtemelen. Yani hasardı vesaireydi çok fazla dikkat etmenize gerek yok. Silahlardan bahsederken de aksini belirtmediğim sürece silahların refinement bir hallerinden bahsediyorumdur. Quicken takımları ile başlıyoruz. Quicken aynı anda hem elektro hem dendro hasar verdiğimiz bir takım pozisyonu. Quicken'ı spread ve aggravate olarak ikiye ayırıyoruz. Spread takımlarında nahidamız asıl hasar kaynağımız olarak sahada duruyor ve dendro hasar vuruyor. Aggravate takımlarında nahidamız sahada bir elektro DPS'imize saha dışından düşmanlara dendro yükleyerek destek oluyor. Genelde bu takımlarda bir dendro, bir elektro, bir de animo karakteri istiyoruz. Son kalan pozisyonumuz da doldurma bir pozisyon oluyor isteğimize göre. Fakat spread yani Nahida'nın sağda olacağı bir takımda rotasyon dönmesi biraz daha zor olabildiğinden animo karakter istemeyebiliyoruz. Buna sonra geleceğiz. Biz şimdi off-field bir Nahida'nın olduğu aggravate takımından bahsedelim. Catching. Naida, Fischl ve Kazuhalı bir takım düşünelim. Bu takım örnek takımımız. Bu takımda Catching, Tendering, Fury gidecek. Oyun yakın zamanda çok olacağından setlerin tipini falan da koyacağım daha rahat anlaşılabilmesi açısından. Çünkü bilmiyorum bunlar nasıl çevrilecek. Fischl, 4 Gilded gidebilir. Bundan da fayda sağlar çünkü kendisi hızlı elektro vuruyor. Bu sebeple de EM seviyor. Böyle bir durumda 4 Gilded setiniz sever. Fischl. Kazuha ise klasik bir EM 4 Redescent Winnerer seti kullanacak. Böyle bir durumda gördüğünüz gibi Naida'ya 4 Deepwood seti kalmış oluyor. Çünkü ondan başka bu takımda bu seti taşıyabilecek düzgün bir karakter yok. Kazuha yerine Zhongli koymuş olsaydık sadece kalkan amaçlı kullandığımız Zhongli'ye 4 Deepwood verip Naida'ya 4 Gilded da dizebilirdik. Fakat bu elzem mi? Hayır opsiyonlarımızdan bahsediyorum sadece. Aggravate'te Nahida sahada sürekli durarak asıl hasarı veren karakter olmayacağı için sadece dendro yükleyerek destek çıkacağı için genel olarak full yem gitmek yani saati kupası ve kafalığını yem tutmak en iyi hali. O field olduğundan dolayı aslında 4 gilded yerine 4 Deepwood kullanması daha da iyi şeklinde düşünebiliriz. Ama asıl olarak söyleyeceğim şey bu iki setten en iyi parçalarınız neyse, en uygun parçalarınız neyse onu vermeniz çok fark yaratmayacaktır. Böyle bir takımda da sadece element yeteneğine seviye atlatmamız yeterli Nahida için. Çünkü yalnızca dışarıdan element eteneğiyle dendro yüklemesi için kullanıyoruz kendisini. Silah olarak da kendi silahı en iyi seçeneği. Sonrasında Refinement bir Magic Guide en iyi seçeneği. 3 yıldız 1 yıldız. O sebepten dolayı mutluyuz. Sonra Kaguras Verity en iyi seçeneği. Refinement 5 51 Wandering Even Star seviyor. Benzer şekilde Refinement 51 Witch City de seviyor. Sacrificial Fragments çok seviyor. Wandering Evenstar Star ve Witchit daha az refinement taysalar, Sacrificial Fragments'ın altında kalıyorlar bu arada. Lost Prayer to the Sacred Winds verebilirsiniz. Refinement 5 bir mappa mareniz varsa kullanabilirsiniz. Refinement 5 bir Fruits of Fulfillment craft edilebilir silah kullanabilirsiniz. Solar Pearl sever. Black Agate sever. Skyward Atlas Memorial Dust Refinement 5 bir Hakushin Ring kullanabilir. Diyelim ki Nahida on field olacak, spread yapacak. Yani sahada durup yetenekleriyle hasar verecek. Dendro yükleyecek. Böyle bir takımda 4 Gilded güzel olabilir. Ama yine kullanacak başkası yoksa 4D Wood kullanır rahatlıkla. Dediğim gibi setinizin parçaları daha iyi ise onu verebilirsiniz rahatlıkla. Şöyle de düşünebilirsiniz. Nahidalı bir spread takımında elektroyu swirlleyebilmek için rotasyon biraz sıkıntılı olabiliyor. Bunun lafı geçmişti zaten. Şimdi elektroyu rahat bir şekilde swirlleyemeyeceğimizden dolayı takıma bir animo, redescent winner kullanıcısı koymamıza gerek kalmayabiliyor. Çünkü direnç düşürmemiz birazcık zor olabiliyor bizim için. O sebepten dolayı tek dendronuz Naida ise Animo koymayacaksanız onun yerine olacak slot'a bir dendro karakteri de koyabilirsiniz. Böylelikle de o dendro karakterine Deepwood, Naida ya da Dirt Gilded verebilirsiniz. Bu sefer stat olarak saatimiz yine IEM ama bir IEM'i bulamadıysak kupamız iyem. Eğer ki bulduysak kupamız dendro hasarı. Kafamız ise yine iyemi tutturduysak eksiğimize göre crit rate ya da crit damage olacak. Çünkü burada Nahida'nın kendi hasarı da önemli. Bu sebeple bu takımlarda elemente deneyimizle beraber normal saldırılarımıza da seviye atlatıyoruz. Genel yorum olarak da şunu belirtmek istiyorum. Oyunda şu an için geri kalan dendro karakterlerimiz çok güçlü olmadığından aggravate yani elektro karakterlerin taşıdığı takımlar daha çok öneriliyor. Çünkü oyunda güzel elektro karakterlerimiz zaten mevcut. Bunu da belirttiğimize göre silahlarından bahsedelim. Bu sefer silah önceliğimiz doğal olarak değişiyor çünkü Naida'yı hasar verici olarak kullanmak istiyoruz. Yine en iyisi kendi silahımız. Fakat sonrasında Refinement 5 bir Polar Solar Pearl'ü çok seviyor. Kagura's Verity yine sevdiği seçeneklerden oluyor. Refinement 5 bir Mappa Mare daha üst seviyeye çıkıyor. Solar Pearl Refinement 1 ise Refinement 5 bir Mappa Mare'nin gerisinde kalıyor. Refinement 5 Wandering Even Star ve Witsit yine benzer performans sergiliyor diyebiliriz. Lost Prayer to the Sacred Winds de eski pozisyonuna yakın. Refinement 5 Magic Guide epey bir aşağılara iniyor. Bu yukarıdaki silahların Refinement 5 şeklinde belirttiğim silahların Refinement 1 hallerinden de geriye düşüyor bu arada Magic Guide. Refinement 5 bir Fruit of Fulfillment yine benzer pozisyonunda diyebiliriz. Skyward Atlas benzer bir performans gösterebilir. Refinement 5 Hakushin Ring birazcık daha iyi bir pozisyona geliyor. Memory of Dust, Refinement 5, Hakushin Ring'i takımda kalkan sağlayıcısı varsa geçebiliyor. Kabaca silahlardan ve artifektlerden bahsettik. Aggravate ve Spread takımlarının opsiyonlarını da konuşalım. Aggravate takımında Catch'in yerine Driver diyoruz ya yani asıl ana hasarı çıkartmamıza fayda sağlayacak karakter olarak bir Sino, bir Razor da koyabilirsiniz. Beydo da koyabilirsiniz. Yaya de koyabilirsiniz. Quicken'da elektro karakterleri aggravate gerçekleştireceklerinden ötürü Raiden de bu konuda çok iyi olmadığından Raiden'i önermiyorum. Onun daha iyi performans göstereceği takımları var. Çok isterseniz o sizin seçiminiz tabii ki. Healersız yapamam derseniz bir yere Koki Shinobu koyabilirsiniz. Öyle bir durumda bir elektro karakterinizi taşıyıcı pozisyonda olacağından emin olun ama. Yani mesela official cookie olmasın elektro seçenekleriniz öyle bir durumda. Atıyorum Catching cookie olsun gibi. Spread olarak düşündüğümüz zaman da en iyi seçeneğiniz Tignari olacak. Anlık yüksek hasar çıkarmanız ya da tekli düşmanlar için iyi olur. Ama Tignari'niz yoksa doğal olarak şu an için düşünecek olursak Dendro Traveler'ı ana karakterimize koyabilirsiniz. Koley çok güçlü bir pozisyonda olmadığından dolayı çok tercih etmiyoruz ama tabii ki o da bir seçeneğiniz. Genel olarak spread takımlarında dediğim gibi iki dendro opsiyonunu seviyoruz. Şimdi bloom temalı takımlarından bahsedelim. Biber, hyper bloom ve burgeon olarak. Hyper bloom'dan başlayacağız. Yine örnek bir takım vereceğim. Diyelim ki Naida, Shinchu, kuki ve bir tane doldurma slot diyelim buraya. Böyle bir takımımız var. Hadi bu doldurma slotun olduğu yere biz bir dendro karakteri koyalım. Bu takımda tek elektro karakteri Shinobu ve biberleri patlatacak karakter de o. Biber hasarı, hasarı gerçekleştiren karakterin yeminden hesaplandığından Cookie'ye full yem gidiyoruz. Seviyesi de 90 olmalı Cookie'nin çünkü karakter seviyesine göre yem güç alıyor. Burada Cookie 4 gilded ya da 2 yem 2 yem gidebilir. Böyle bir durumda Naida doldurma slottaki karaktere göre ya 4 deep wood gider ya da 4 gilded gider. Dördüncü slottaki karakterin 4 but kullanıp kullanamamasına göre sizin verebileceğiniz bir karar bu. Burada Naye da full de gidebilir. Normal bir DPS build'ı e da gidebilir. İşte saati EM kupası Dendro ya da EM kafası crit rate, crit damage olarak. Takımda zaten Shinobu full EM gideceğinden burst ile takıma vereceği EM buff'ı muhtemelen takımdaki en yüksek EM sahibi Shinobu olacağından Shinobu'nun üzerinden hesaplanacak. Bir de bu takımlarda Aggravate ve Spread etkileşimi yani Quicken olmaya devam ediyor. O sebeple tüm takımın hasarı genel olarak çok değerli. Aynı mantıkla da tek bir karaktere yani tek bir elektro karakterine full iam gitmeniz de değerli. Çünkü diğer karakterlere de iam giderseniz bu sefer o karakterlerin genel hasarı düşecektir. Mesela böyle bir takımda shinobu yerine Fischl koyup bu boş slotunuz yerine bir skroz koyup uzun elektrosunu skroz ile sörleyerek Hyper Bloom hasarı çıkarttırabilirsiniz Skrulls'a. Skrulls full EM giden bir karakter olacağından ötürü zaten. Böylelikle de güzel yüksek bir Surl hasarı çıkarabilir. Bir Hyper Bloom takımında kullanacağımız siyah silah opsiyonlarımız nedir? Gittiğimiz Artifact Build'ine göre değişiyor. Eğer full EM gittiysek yine kendi silahı sonrasında Refinement 5 ya da Refinement 3 bir Wandering Evenstar en sevdiği seçenekleri sonra Kagura's Verity Sonra Refinement 5 bir Witch Site çok seviyor. Sacrificial Fragments da verebilirsiniz. Lost Prayer to the Sacred Winds'inizi de Nahida için kullanabilirsiniz. Hala bir Refinement 5 Magic Guide sevdiği seçeneklerden. Her ne kadar çok üstlerde durmasa da, Refinement 5 bir Free to Fulfillment da yine sevdiği seçeneklerinden. Refinement 5 bir Map Mare, Skyward Atlas ve etkinlik silahı olan Refinement 5 Old ayda kullanabilir. Diğer seçenekleriniz yoksa, isterseniz Memory of Dust da verebilirsiniz. Fakat böyle bir takımda, bir Hyper Bloom takımında sahada kalıp hasar çıkartacağı bir build gittiyseniz, onu normal bir DPS gibi dizdiyseniz, o zaman silah seçeneklerimiz yine tabii ki değişiyor ve daha ofansif silahları tercih edebiliyor. Yine kendi silahı en iyi seçeneği, takımda kalkan varsa Memory of Dust epey bir yukarı çıkıyor. Skyward Atlas seviyor. Memory of Dust ya da Skyward Atlas'ınız bir şekilde Refinement 5 olduysa kendi silahının Refinement 1 halini geçiyor. Refinement 5 bir Solar Pearl seviyor. Sonrasında Kagura's Verity en iyi seçeneği oluyor. Kalkansız bir takımdaysanız Memory of Dust Kagura's Verity'nin hemen gerisinde kalıyor. Refinement 5 bir Mappa Mare. Lost Prayer to the Sacred Winds yine sevebileceği seçenekleri. Refinement 5 bir Ritsit de verebilirsiniz. Etkinlik silahı olan Refinement 51 bir Old Sworn eye. birazcık yukarı çıkmış oluyor böyle bir senaryoda. Yine tercih edebilirsiniz. Refinement 5 Wandering Even Star, Refinement 5 Hakushin Ring, Refinement 5 Fruit of Fulfillment artık daha alt tercihleri olarak sıralanmış oluyor. Bu arada bunu çok geç mi söylüyorum bilmiyorum ama farkındaysanız sıralamasına göre yani en iyi seçeneğinden daha az iyi seçeneğine göre gidiyorum. Biraz geç söyledim sanırım bunu. Bir Burgeon takımı düşüneceksek bu senaryonun aynısı Burgeon takımları için de geçerli arkadaşlar. Tüm bu silah seçeneklerimiz ya da Nahida'ya dizdiğimiz setlerimiz. Aynı şekilde geçerli. Takım olarak bakınca yine aynı senaryoda Shinobu düşünmüştük ya Shinobu yerine Tom'a koyup ona full full EM gidiyoruz. Biberleri o patlatıyor. Burgeon yaparken takım rotasyonuna dikkat etmeliyiz. Ki Dendro'muz az kalmasın. Vape yapmaya başlamayalım. Ya da da sağda kalacaksa fazla Dendro yüklemeyelim. Burning yapmaya başlayabiliriz çünkü. Naida sağda kalacaksa iki hidro karakter kullanmamız Rotasyon açısından daha rahatlatıcı olabiliyor. Şimdi de düz biber hasarına gideceğiz Bloom olarak. Böyle bir durumda Nilo istiyoruz takımımızda ama Nilo'nuz olmasa da olur tabii ki. Nahida, Kokomi ve biberi tetikleyeceğine karar verdiğimiz bir karaktere göre ikinci bir Dendro ya da bir Hydro koyuyoruz takıma. Nilo'suz bir takımsa burada Zongli ya da Kazoha da koyabilirsiniz diğer karakterlerin. Hasarının yükselmesi açısından. Bu takımda yine takımda 4 deep wood olup olmamasına göre Nahida'ya 4 deep wood ya da 4 gilded gidiyoruz. Sonrasında da biberleri patlatacak kişi Nahida mı olacak yoksa diğer karakterler mi ona karar vermemiz gerekiyor. Çünkü duruma göre yine ya full yem Nahida gideceğiz ya da klasik DPS bir Nahida gideceğiz. Genel olarak her iki senaryoda da Nahida'ya biber hasarı yapmak düşeceği için yine de her türlü full yem gidilmesini öneriyorum ben. Diyelim ki takımda biberleri yapan kişi Nahida o zaman yine daha çok EM seven silahları tercih edecektir. Kendi silahı Sacrificial Fragments çok yükseldi gördüğünüz gibi. Refinement 5 bir Wandering Given Star, Refinement 5 bir Mappa Mare, Refinement 5 bir Solar Pearl, Refinement 5 bir Magic Guide, Refinement 5 Fruit of Fulfillment şeklinde silah seçeneklerimiz mevcut. Kagura's Verity diğerlerinin gerisine düştü gördüğünüz gibi. Refinement 5 bir with sit verebilirsiniz. Kalkanlı bir takımda memorial dust verebilirsiniz. Skyward Atlas, Refinement 5 bir od sorn ay gibi düşünebilirsiniz genel seçeneklerini. Bu takımda diğer karakterler de biber hasarından çalar ama genel olarak nahi yapar biberleri. Asıl biber hasarını o çıkartır. Ama biberleri başka karakter yapacaksa nahi yalnızca dendro yüklemek için bu takımda olacaksa yine kendi silahı ama Sonrasında Refinement 5 bir Wandering Even Star en sevdiği seçeneklere. Sacrificial Fragments verebiliyoruz yine. Refinement 5 bir Magic Guide zıplıyor gördüğünüz gibi. Refinement 5 Free of Fulfillment verebilirsiniz. Kaguraz Verity yine verebilirsiniz. Refinement 5 bir Mare. Refinement 5 bir Ritzit, Lost Prayer to the Sacred Winds, Skyward Atlas, Refinement 5 bir Odsorn Eye, Memory of Dust gibi düşünebilirsiniz seçeneklerini. Yeah. <laughs> Açıkçası her senaryoda farklı şeyler istiyor olsa da genel olarak şöyle bir baktığımızda en sevdiği seçenekler kendini belli ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Ben burada sizleri bilgilendirme videosu yaptığımdan ötürü bu kadar ayrıntıya giriyorum. Ama herhangi bir şekilde Genshin Impact yarışmasına girmediğiniz sürece ya da Meta'nın kölesi olmadığınız sürece genel ortalama üstlerde olan bir silahı Nahida'nıza verirseniz büyük sıkıntılar yaşamayacağınızı düşünüyorum. Artifact setinde de 4 Gilded olsun, 4 Deepwood olsun statları en iyi olanı verdiğiniz sürece çok çılgın farklar göreceğinizi düşünmüyorum. Bu bir takım oyunu. Genel olarak takımın sinerjisi çok önemli ve bir tane yüksek hasar çıkartan karakterden öte takımın birbirini desteklemesi genel olarak daha işe yarar bir şey. Takımdaki kişiler birbirlerinin açıklarını kapattığı sürece bir sıkıntı yaşamazsınız. Herkese iyi oyunlar dilerim.